cizgiler var tabii ki ona göre her, her herkes için yani her millet için e, tæbilik farklı farklı olabilir. Barklı, farklı farklı evet. olur. Mesela diyelim ki e, örnek veriyorum Afrika için örnek alalım. E, Onlar da bu bu yani enli ve kalın bu. ve kalındır. Şimdi <laughs> siz onlara tutup da böyle bir lenoplast yapmaya kalkarsanız orada anormal olabilir. Evet. O toplum içerisinde anormal olabilir. Yani algı çok önemlidir. Toplumun algısı, toplumun ortalaması çok önemlidir. Önemli olan Tekrar söylüyorum. Mümkünse o toplumun ortalamasına uygun olsun. ...fakat var olan, dikkat çeken kusurlar olmasın. Yani kemer olmasın, eğrilik olmasın, çok belirgin asimetri olmasın... ...bunlar tamam, çok büyük olmasın, çok küçük olmasın. Ancak bir de şu var, Azerbaycan'da şu çok önemli... ...Azerbaycan insanı inanılmaz detaycı, detaya çok önem veriyor. Aha. Yani çok ince kusurları, çok detay kusurları çok rahatlıkla görebiliyor. Böyle. Ve talepkar. Aha. Ve istiyor kusursuz olsun, mükemmel olsun. Bu bir yere kadar bu istek masum ve güzel... Ha. Olmalı. Ama şu da bilinmeli. Estetik cerrahinin de bir sınırı var. Aha. Estetik cerrahların da bir gücü var bir yere kadar. Evet. Çünkü ameliyat sonucunu belirleyen faktörler sadece estetik cerraha ait değil. Evet. Estetik cerrah plasti ameliyatı için örnek vereyim, mutlaka gerekli tekniği, yöntemi kullanarak o burun için en iyisini yapmaya çalışır. Ancak bir de organizmanın vereceği cevap var değil mi? Tabii ki. Yani yaptım sizin burnunuzu sizin burnunuz böyle cevap verdi. Bence güzel bir cevap. Oldukça iyi bir cevap. Anlaşılmayan doğal natürel. Ancak bazı burnlarda bu cevabı alamayabilirsiniz. Çok hmm. nadir de olsa %3 %5 oranında bazen bu cevabı alamazsınız. O zaman işte sekonder revizyonlar, ikinci düzeltmeler mutlaka gerekebilir. Yeni Hayat bəy, <laughs> o zaman bəlkə burnun öncəki şəkli də, forması <laughs> da bir rol oynayır mı? Yəni əməliyyatdan sonrakı alınacaq buruna. Məsəl üçün, <laughs> ola bilər ki, bəzən gəlir ə, sizin sizə müraciət edən pasiyentin burnu ə, həddindən artıq məsəl üçün çox uzundu, çox qalındı, dərisi qalındı. Bax bu əməliyyat sonrası ə, alınacaq buruna təsir edirmi? Bəzi bunlarda doğru. <laughs> Bəzi burunlar dərisi itibarıyla sahip olduğu patolojik bozukluk böyle. itibariyle Hı -hı. mutlaka sonucu etkiler. Olumlu olumsuz yönde. Değil mi? Aha, Derinin böyle. kalitesi, dokunun, kumaşın kalitesi sonucu etkiler. Ancak bazı durumlarda o yeterli değil. Bir de dokunun, organizmanın yara iyileştirme kapasitesi vardır. Yani hepimizin bir yeri kesilse örnek veriyorum benimki 3 günde iyileşir. Sizinki 20 günde iyileşir. Hı -hı. Bir yerimiz kesilse benimki bir dakikada kanama durur. Sizinkisi 30-10 saniyede durur. Hı -hı. Yani dolayısıyla organizmanın cevabı kişiden kişiye mutlaka değişir. Hı -hı. O yüzden bazen o mutlak ideal sonucu elde etmek mümkün olmayabilir. Hı -hı. Çoğunlukla elde edilen budur zaten. 100 ameliyatın 95'inde 90'ında zaten hasta mutlu ben mutlu bu ideal bir sonuçtur. Yüzde 3 yüzde 5 bazen eksiklik olabilir bazen ben beğenmiyorum yaptığım bunu geliyor. Hı -hı. Ben kendi yaptım bunu beğenmiyorum. Olmamış diyorum. Ne yapacağız doktor bey diyor. Tekrar edeceğiz. Bu gerekebilir bazen. Hı -hı. Burada gerçekçi olmak lazım. Şöyle bir olay yok. Doktor bey siz ben bir robotum, makineyim. Siz de makineye robot yapan bir insansınız. Beni sokun buradan. Hiç hmm. kusursuz bir şekilde çıkayım karşı taraftan. O öyle, öyle değil. Çünkü bütün olaylar sadece cerraha bağlı değil, sadece hastaya bağlı değil. Hmm. Bir kısmı cerraha bağlı, bir kısmı hastaya bağlı, bir kısmı kullanılan yöntemlere, değil mi? Enzımlara, hmm. dikişlere, malzemelere bağlı. Ama sonuçta bu bir bütün. Amaç mutlu bir hasta elde etmek. Hmm. Yani yüzüne yaraşan, yüzüne uyan kendisiyle barışık, mutlu bir hasta elde etmek. Bunun için çalışılıyor. Ama bazen bilelim ki, unutmayalım ki ortalamanın altında da sonuçlar kalabilir Ama çoğunlukla mükemmel sonuçlar elde edilen hastanın hayat kalitesini, mutluluğunu hmm. inanılmaz artıran operasyonlardır rinoplastiler. Ve bir burunda eğer sorun varsa, hmm. benim önerim, tavsiyem, onu hemen belirteyim. Eğer bir kadın ya da erkek hiç fark etmez, burnunda şekil olarak bir problem varsa ve bunu kendisine kompleks ediniyor ise, hmm. mutlaka yaptırmalıdır. Çünkü ruhsal Yaralanma yapar, ruhsal evet. zedelenme yapar, kompleks yaratır, özgüven eksikliği yaratır. Bu da hayatın kalitesini düşer ve mutsuz eder insanı. Eşim bana diyor, eşim bana dün ameliyat ettiğim birisi gargamel diyor diyor. Eşi ona gargamel diyormuş. Bakın ha -ha. gargamel ne demek? Bu bir çizgi film ha, var. Belli, belli, Böyle belli. Ga, e, bu kakalı burnu olan ha -ha. bir karakter. Ha. Eşim bana bu inanılmaz bir travma. Uyku haline söyledi bunu. Yani biz ona hafif gaz verdik. Hafif o altı şeyinde Hemen. kadının bilinçaltını yani, ne dedi, ki. Ona e, yani psikoloji olarak e, Bakın ne kadar etkilendiği etmiş. anlayın. O ilacın etkisiyle kocam bana e, gargamel diyor. Kocam bana gargamel diyor. Ne olur beni düzelt. Bakın yani kadının psikolojisini düşünün. Ama o günlük hayatın herkesle beraber yaşıyor. Herkesle beraber devam ediyor ama bu eksikliği hissediyor. Aha. Bilen, ne yaxşı ki sizi kimi plastik cerrahlar var. peşekar Ve siz o e, hanımı da tabii ki bir güzel bir şekilde getirdiniz. Çok Teşekkür ederim stüdyomuza geldiğiniz için. Tesbihler olsun. Vaktimiz... Ah, mən də zəng edirəm. Mən də zəng edirəm. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, e, burnun estetik əməliyyatı haqqında danışdıq Hı. və studiyamızın qonağı FBM klinikalaşəbəkəsinin qurucusu eyni zamanda İstanbul FBM Estetik Plastik Cərrahiyikasının Estetik Plastik Cərrahı Dr. Hayati Ağbaşı idi. Yenidən görüşmək mədili sağ olun, sağlamlıqla qalın.